Türkiye'nin en eski çocuk hastanesinde tedavi gören lösemi hastası minikler pandemi günlerinde ressam oldular. Cesur yüreklerin fırçasından çıkan o resimler Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergiye dönüştürüldü. Coşkun akan bir şelale, sonbaharın renklerine bürünmüş büyülü bir yol, baharın her rengiyle gülümseyen ağaçlar. Hayatının en zorlu savaşını veren minik ressamların eserleri onlar. Türkiye'nin en eski çocuk hastanesinde lösemiyle mücadele ediyorlar. Burası Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi. Hastane odaları pandemi döneminde sanat atölyesine dönüştü. Başhekim Profesör Doktor Özgür Yiğit, minik ressamların başarısını anlatırken onlara eğitim desteği veren öğretmenleri de unutmadı. Bu süreçte tabii özellikle okul çağındaki çocuklarımız ya da okul öncesi çocuklarımızın bir şekilde eğitimlerinin de devam ediyor olması lazım. Çocuk hematoloji onkoloji eğitim sorumlusu Profesör Doktor Zeynep Yıldız Yıldırmaksa özellikle çocukların savaşçı ruhuna dikkat çekti. Her zaman mutlaka damar yolları açık oluyor bu çocukların tedavi aldıkları, serum aldıkları için. Bazen kullandıkları ellerde açılmış oluyor bu damar yolları. Diğer ellerini kullanarak bu resimleri yaptılar. Okuma yazmayı bile hastane koridorlarında öğrenen Zeynep Akçam da o cesur savaşçılardan biri. Okuma yazmayı ben burada öğrendim. Bana Süngü öğretmenim öğretti. Onunla beraber öğrendik. Onun sayesinde ben geride kalmadım. Çocuk doktoru olmak istiyorum. Çünkü burayı görünce içime bir heves doğdu.